arkası yarın. Cezaevinde İsyan. İkinci bölüm. Yapım ve yönetim Mehmet Köseoğlu. Yazan Ben Benson. Radyoya uyarlayan Saruhan Saray. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar, Neslihan Gürgün. Ses kayıt ve montaj Engin Karagöz. Şehir hapishanesinin en azalı iki mahkumu hapishaneden kaçmaya karar verirler. Bunun için bir ip merdiven ve iki tabancaya ihtiyaç vardır. İp merdiveni kaçması karşılığı mahkumlardan Peter'a yaptırırlar. Tabancaları ise Dan'ın karısı Nora hapishaneye sokacaktır. Bunun için fermuarlı etek giyerek gardiyanları elektronik kapıdan girmeye alıştırmaya karar verirler. Gerçekten de öyle olur. Nora'nın her girişinde elektronik kapı öter, gardiyanlar üzerine arar ve bir şey bulamaz. Ve aradan bir ay geçer. Son gelişinde gardiyan elektronik kapının fermuarından öttüğünü bildiği için üzerini aramadan Nora'yı geçirir. Steve, iş tamam. Müdür son gelişinde Nora'yı içeri alırken üzerini arattırmamış. Çok güzel. Sen gerçekten de çok zeki adammışsın Dan. Nora'ya haftaya silahları getirmesini söyledim. Demek haftaya kaçıyoruz ha? Hayır. Hele bir silahları ve mermileri getirsin. Sonra kaçış gününü birlikte ayarlayacağız. Peki karın Joy Tail ile konuşmuş mu? Yani işi kabul etmiş mi Joy? Etmiş. $1000 alırım demiş. Nora da çıkar çıkmaz verecekler demiş. Bunu duyduğuma çok sevindim işte. Hey Steve! Dan, gevezeliği bırakın da çalışın. Yoksa sizi diğerlerinden bir saat fazla çalıştırırım ona göre. Tamam tamam. Hem bedava iş yaptırıyorsunuz hem de bağırıyorsunuz. Nora silahları ne zaman getiriyor? Yarın. Tamam mı? Silahları getirdin mi Nora? Getirdim, merak etme. İki tabanca ve bir sürü de mermi. Kapıdan girerken görecektin Dan. Elektronik cihaz öyle bağırdı ki... Gardiyan üzerimi arayacak diye çok korktum ama Allah'tan fermuarlı elbisemi görünce gülerek geç bakalım dedi. Biliyordum faydası olacağını. Tamam, hazır gardiyan burada yokken silahları mermileri ver hadi. Tamam. Korsenin içinden çıkartayım. Korse fikri fena değildi ama karnımı öyle sıktı ki canımı okudu. Al işte. Ver. Ben de çoraplarımın içine sokayım. Şu küçük kesenin içinde de mermiler var. Sayamadım ama bir sürü var. Aferin Nora. Keseyi de pantolonun cebine koyayım. Silahlanınca insanın kendisine olan güveni geliyor. Steve çok sevinecek bu işe. Steve de kim? Steve Runstead. Polis katili, müebbetten yatıyor. Çok acımasız, gaddar bir herif. Bir de Peter Zorba adında biri var. Üçümüz birden kaçacağız. Keşke tek başına yapsaydım bu işi Dan. Tek başıma yapamazdım Nora. Tecrit koğuşunda iki gardiyan var. Steve'in yardım etmesi şart. Peter de duvardan kaçabilmemiz için bize ip merdiven yapıyor. Bizi ispiyonlamaması için onu da yanımıza aldık. Her neyse. Ne zaman kaçmayı düşünüyorsunuz? Silah ve mermileri aldığımıza göre 14 Aralık günü sabaha karşı saat 4.30'da kuzey kapısından kaçacağız. Buradan gider gitmez Joy Taylor'ı bul ve kaçacağımız tarihi ona da söyle. Sabaha karşı arabasıyla bizi kuzey kapısında beklesin. Yanına Al Metzik'i de alsın. Umarım o güne kadar Al yakalanmaz. Ne demek şimdi bu? Al Metzik'i kim yakalayacak ki? Polisler. Parmak izinden silah soygununu onun yaptığını anlamışlar galiba. Son gördüğümde kendisini aradıklarını söyledi. Bu haberi hiç sevmedim Nora. Metzik yakalanırsa bülbül gibi öter. O zaman da kaçma planımız suya düşer. Beni de buradan başka bir hapishaneye gönderirler. O zaman Al'ın yakalanmaması için dua et Dan. Hayır, başka bir şey yapacağım. Eve gidince Joy Taylor'ı ara ve polislerin Al Metzik aradıklarını onlardan önce bularak susturmasını söyle. Nora silahları getirdi. Seninkini vereceğim. Harika, harika. Gidelim hadi. Al bakalım silahını Steve. Otomatik bir 45'lik ha. En sevdiğim silah.
Bununla bir sürü insanı öldürebiliriz. Saçmalama dostum. Bu silahlarla kimseyi öldürmeyeceğiz. Sadece gardiyanları korkutacağız. Belli mi olur? Bakarsın kaşınan biri çıkar. O zaman kullanırız. Steve, bu işte lider benim ve benim dediklerimi yapacağına söz vermiştim. Bunu unutma. Tamam, tamam. İçi doludur. Fazla mermileri daha sonra veririm. Kaçacağımız güne kadar tabancayı iyi bir yerde sakla. Merak etme, merak etme. Her şey yolunda mı? Hayır, küçük bir sorun var. Neymiş o? Sanırım polisler ordu deposundan silahları çalanın Metzik olduğunu anlamış. Onu arıyorlarmış. Ne olacak? Eğer Metzik yakalanırsa konuşur. Baskıya dayanamaz, bilirim. Ah, bu çok kötü işte. Biz kaçmadan yakalanırsa kaçma işimiz suya düşer Dan. Nora'ya söyledim. Joy Tail al Metzik'i bulup sustursun dedim. Çok güzel. Silahlar da geldiğine göre. Şimdi ne yapıyoruz? Peter'la da konuşalım. Yarın öğle yemeğinde yemekleri beğenmediğimizi söyleyerek isyan çıkartıp tecrit koğuşuna atılmamızı sağlayalım. Silahları nasıl götüreceğiz oraya? Çoraplarımızın içine sokarız. Tecrit alırken üst baş yaramıyor. Ayrıca tecrit kapısının girişinde elektronik cihaz da yok. Aferin Beda. Sevdim seni. Şimdi buradan kaçacağımıza daha da inanmaya başladım. Bana güven, gerisini merak etme dostum. Tam zamanı Steve. Bütün mahkumlar yemekhanede. İsyanı başlatabiliriz. Önce ben başlıyorum, ardından siz, tamam mı? Tamam da başla. Yeter be, yeter artık. Yemekleri protesto ediyorum. Bizlere yemek diye verdiniz bu şeyleri, köpeğe versiniz. Başını çevirip bakmaz be. Protesto ediyorum. Yuh be yuh. Kahrolası herifler. Devletin bizim için verdiği paradan çalıp bize kötü yemekler çıkartıyorsunuz. Haklısın. Arkadaşlar, cezaevinin verdiği yemeği protestoya çağırıyorum sizleri. Herkes kaşıklarını tabaklarına bakıyor. Haklı, haklı. Hey, neler oluyor? Nedir bu gürültü? Susun, susun diyorum. Yoksa hepinizi tecrite kapatırım, susun. Susmayacağız gardiyan efendi. Bize verdiğiniz bu kötü yemekleri yemek zorunda değiliz. Evet. Adam gibi yemek çıkartıncaya kadar koğuşlara ve atölyelere girmeyeceğiz. Öyle değil mi arkadaşlar? Gitmeyeceğiz. Gitmeyeceğiz. Müdür istifa, müdür istifa, müdür istifa, müdür istifa, müdür istifa, müdür istifa. Demek siz üçünüz hapishanedeki yemekleri beğenmeyerek isyan çıkarttınız ha? Bizimki isyan değil, protestoydu müdür bey. Sizin hiçbir şeyi protesto etmeye hakkınız yok. Siz devletin yasalarına karşı gelip cezalandırıldınız. Mahkumsak da bazı haklarımız var. Doğru. Haklarımızı gasp edemezsiniz müdür bey. Buraya gelirken size benden ve hapishanemizden söz etmişlerdir herhalde. Benim ne kadar sıkı bir müdür olduğumu ve disipline önem verdiğimi duymuş olmalısınız. Boş versene sen. Senin gibi kaç müdür gördüm ben, biliyor musun? Ne kadar sıkı olursan ol, bizi korkutamazsın ahbap. Kimlerle konuştuğuna dikkat et müdür bey. Ölmüş eşek kurttan korkmaz. Ya demek öyle. Hırsız, dolandırıcı, sahtekardan Oakley. Polis katili Steve Ransted ve silahlı soyguncu Peter Zorba. Şimdi beni iyi dinleyin. Hapishanemizin mümtaz isimleri. Bu hapishanenin bir tek horozu var. O da benim. Ve ben bu hapishanede müdür olduğum sürece burada benden başka kimse ötemez. Kimsenin hapishanenin asayişini bozmasına izin vermem. Bu işe yanlış başladım müdür bey. Eğer hapishanede sükun istiyorsan sözü geçer bazı mahkumlara ayrıcalıklar tanımalısın. Yani bizlere. Kulaklarınızı açıp beni iyi dinleyin sersem herifler. Buranın asayişini sağlamak için sizin gibi itlere ihtiyacım yok. Devlet herkesin güvenliğini ve hapishanenin asayişini temin edecek güçlüdür. Yok ya, öyle mi? Göreceğiz. Elbette göreceksiniz, hem de hemen şimdi. Baş gardiyan, bunları tecrit koğuşuna at. Gündüzleri inşaatlarda çalışacaklar, gecede tecrit koğuşunda ayrı hücrelerde kalacaklar. Müdür bey. Evet Krolin. Efendim, sanırım hapishaneye silah sokulmuş. Silah mı? Nereden biliyorsun? Bütün koğuşlarda bu konuşuluyor efendim. Vay. İçeride bizimle işbirliği yapan güvenilir bazı mahkumlar var. Onlar da bu haberi doğruladı. İnanamıyorum. Vay canına. Peki silahları kim sokmuş? Kime verilmiş? Bunu öğrenebildin mi? Hayır efendim. Muhbirlerimiz bilmiyor. Sadece söylentisi var. Ah kahrolsun. Eğer bu doğruysa yakında hapishanede kıyamet kopacak demektir. Mutlaka bu silahların kimde olduğunu bulmalıyız Krolin. Haklısınız efendim. İsterseniz bütün koğuşları arayalım. Evet, iyi olur. Ancak bunu mahkumlar içerideyken yapmayalım. Bu çok tehlikeli olur. Yol yapımına gittiklerinde bütün koğuşlardaki dolaplar, ranzalar, yatak altları tek tek aransın. Baş üstüne efendim. Tecrit koğuşunu da arayalım mı? Orada silah olacağını sanmıyorum Krolin. Çünkü gardiyanlardan başka kimse girmiyor o hücrelere. Haklısınız efendim. O zaman koğuşları didik didik arattırırız.
Ne oldu Krolin? Silahları bulabildiniz mi? Hayır efendim. Birkaç sopa ve şişin dışında başka bir şey bulamadık. Ama muhbirler tabanca sokulduğuna eminler. İyi de nerede peki? Her tarafı iyice aradınız mı? Aradık efendim. Pekala. Gidebilirsin Krolin. Muhbirlere söyle kulaklarını iyi açsınlar. Bir şey öğrenirlerse hemen haber versinler sana. Peki efendim. Polis müfettişi Wade Paris'ten yardım istemekten başka çare yok. Belki o ve adamları bize yardım edebilir. Polis müfettişi Wade Paris'le görüşmek istiyorum. Telefonda önemli bir mesele olduğunu söyledin Clay. Sıkıntı nedir? Dün cezaevine 2.45'lik tabanca sokulduğuna dair ihbar aldık müfettiş Wade. Ne yazık ki bütün aramalarımıza rağmen tabancaları bulamadık. İhbarın doğruluğundan emin misiniz? Eminim. İçerideki bazı mahkumlar muhbirimizdir. Ancak bu şekilde asayişi sağlayabiliyoruz. Anlıyorsunuz değil mi? Peki muhbirleriniz bu tabancaların kime verildiğini bilmiyor mu? Ne yazık ki bunu öğrenememişler. Gerçek olan şey iki tabancanın da şu anda cezaevinde olması. Ve bu yüzden de uykularım kaçıyor. Peki polis olarak bizden ne yapmamızı istiyorsunuz Clay? Müfettiş Wade, siz tecrübeli bir polis müfettişisiniz. Sizinkiler dışarıdan bu silahların ne şekilde hapishaneye sokulduğunu ve kime verildiğini öğrenebilirler. Bakın müdür bey, sizin bu cezaevinde iki tane baş belası var. Biri şu polis katili Steve Runstead. Diğeri de 30 seneye mahkum Dan Oakley. Evet, onlara özellikle çok dikkat ediyoruz. Şu anda her ikisi de tecrit koğuşunda. Neden? Ne yaptılar ki? Rahat durmuyorlar ki. Ya verilen işlere itiraz ediyorlar ya da birilerini dövüyorlar. Son vukuatları yemekhanedeki yemekleri beğenmeyerek isyan çıkartmak oldu. Ben de üçünü birden tecrite attım. Üçüncü mahkum kim? Peter Zorba adında biri. Aslında sessiz sakin bir mahkumdur ama Dan'la Steve'e uyunca onu da tecrite kapatmak zorunda kaldım. Dan'la Steve'i siz yakalamıştınız değil mi müfettiş? Evet. O silahlar cezaevine sokulmuşsa muhakkak bu iki mahkumdadır. Onları iyi tanırım. Uzun süre hapiste yatacak insanlar değildirler. Silahların onlarda olduğunu sanmıyorum. Çünkü Steve de Dan da bir haftadır tecritte yatıyor. Yanlarına da kimse gitmiyor. Tecrit koğuşunda olmasa bile bir yerlere sakladıklarına eminim. Sanırım onlara silahları temin eden kişinin kim olduğunu da tahmin edebiliyorum. Kim? Al Metzik adında eski bir sabıkalı. Kim olduğunu biliyor musunuz? Bu isim hiç yabancı gelmedi bana. Şimdi hatırladım. Dan Oakley'in eski hücre arkadaşıydı. 6 ay önce de tahliye olmuştu. 2 hafta önce ordu deposundan 2 otomatik tabancayla mermi çalındı. Parmak izlerinden bunu Metzik'in yaptığını kesinleştirdik. Soygundan hemen sonra bir ev kiraladığını da öğrendik. Ama ne yazık ki o günden beri evine gitmiyor. Demek Dan Oakley ve Steve Ransett'e silahları Al Metzik'in verdiğini tahmin ediyorsunuz. Metzik'i yakalarsak tahminimizin doğruluğunu da anlayacağız. Ama herif ortada yok. Yardımcım Metzik'in evin önünde nöbet tutuyor. Biz onu ararken sizde herhangi bir isyan ya da firara karşı gerekli tedbirleri alın Clay. Merak etmeyin müfettiş. Eğer silahları Dan ve Steve saklamışsa onları kullanacaklarını sanmıyorum. Silahları buluncaya kadar her ikisini de mezarlık adı verilen tecrit koğuşunda tutabilirim. Güzel. Orada bir olay çıkartacaklarını sanmıyorum. Neyse ben gideyim. Al Metzik'i ele geçirdiğimiz zaman silahların akıbetini de öğrenmiş olacağız. Şimdilik hoşça kalın Clay. Güle güle müfettiş Paris. Bir gelişme olursa bizi haberdar edin lütfen. Metzik'ten bir haber yok değil mi Frans? Yok efendim. Eve hiç uğramadı. Bütün gün arabanın içinden evini kontrol ettim. Namussuz herif. Yer yarıldı da yerin dibine geçti sanki. Kendisini aradığımızı öğrenmiş olmalı. Merkezden ekiplere. Danival yakınlarında 35 yaşlarında esmer, gaga burunlu, ağır yaralı bir erkek bulundu. Şahsın kurşunlandığı tahmin ediliyor. Yaralı Danival Hastanesi'nde, tamam. 35 yaşlarında gaga burunlu bir ha? Al Metzik olabilir mi White? Danville buraya ne kadar uzakta Franz? 20 dakika sürer. Gidip bakalım mı? Hemen. Merkez 76-77 arıyor. Merkez, Danville'deki yaralıya gidiyoruz. Yaralıyı kim buldu? Ben buldum müfettiş. Adım Michael Greer, polis memuruyum. Gece nöbetim bitmiş eve dönerken yol kenarında kanlar içinde yatıyordu. Yoldan geçen bir arabanın vurduğunu sandım.
ve buraya hastaneye getirdim. Kurşunlanmış olduğu sonradan mı anlaşıldı? Evet efendim. Doktorlar üç yerinden kurşunlandığını söyledi. İfadesini alabildin mi? Kimliğini öğrenebildin mi? Hayır efendim. Yarası çok ağır. Devamlı inliyor. Ya. Peki doktorlar ne diyor? Yaşama şansı yok diyorlar. Kurşunlar ölümcül noktalara isabet etmiş. Bu yüzden ameliyata almaya gerek görmediler. Şu yaralıyı gidip görmekte yarar var. Bizi onun yattığı yere götür Michael. Peki efendim. Yoğun bakım odasında yatıyor. Bu odada yatıyor müfettiş bey. Vay canına. Bu adam aradığımız adam Frans. Almesik mi? Evet. Biz de onu yakalamak için evin önünde bekliyorduk. Al. Al Metzik. Beni duyuyor musun? Komada galiba. Durumu bir hayli kötü müfettiş. Bizi duyduğunu sanmıyorum. Doğru. O sizi duyamaz baylar. Boşuna uğraşmayın konuşturmak için. Siz de kimsiniz? Doktor Summers. Yaralı kuvvetli bir şok geçiriyor. Kurşunlar çok kötü yere isabet etmiş. Ameliyat olması mümkün değil. Peki yaşama şansı? Yok gibi bir şey ama Allah'tan ümit kesilmez. Bakın doktor. Bu adam polis için çok önemli. Bu adam bir silah hırsızı. Onun mutlaka konuşması lazım. Ona aklını başına getirecek herhangi bir ilaç, iğne gibi bir şey veremez misiniz? Üzgünüm ama elimden bir şey gelmiyor. Şu anda ölümle yaşam arasında ince çizgide gidip geliyor. Kahrolsun. Ne zamandır peşindeydik bu adamın. Onu mutlaka konuşturmamız lazım. Al. Al Metzik, cevap ver. Beni duyuyor musun? Al. Mezarlık. Mezarlık. Ne? Mezarlık diyor. Sayıklıyor. Kuzey kapısı. Ha? Kuzey. Saat 4:30. Kuzey kapısı saat 4:30 diyor. Bu ne anlama geliyor müfettiş? Bizim için bir ipucu olabilir mi? Bilmiyorum. Şifre gibi bir şey. Önce mezarlık dedi. Bildiğimiz mezarlıktan mı söz ediyor acaba? Sanmam. Tamam buldum. Mezarlık cezaevinde azılı mahkumların kapatıldığı tecrit koğuşuna deniliyor. Sanıyorum bazı şeyleri anlamaya başladın Frans. Peki ya kuzey kapısı saat 4:30. Bu ne anlama geliyor? Metzik cezaevindeki tecrit koğuşundan söz ediyor. Kuzey kapısı cezaevinin kuzeye bakan kapısı. Peki ya 4:30? Saat kaç şu anda? Saat kaç? 4:20 geçiyor. Ne oldu? Niye heyecanlı? Allah kahretsin. 10 dakikamız var. Telefon. Telefon var mı buralarda? Var, bu odada var. Şu komodinin üzerinde. Kullanabilir miyim doktor bey? Çok önemli. Tabii buyurun. Neler oluyor Bayt? Bana da söyler misin? Anlamadın mı Prens? Cezaevine sokulan silahlar. Eğer Metzik'in söyledikleri doğruysa 10 dakika sonra cezaevinden silahlı iki mahkum kaçacak. Alo, santral. Çabuk bana şehir hapishanesini bağlayın. Bekliyorum. Müfettiş, yaralı öldü. Önemi yok doktor. Ne olduğunu öğrendik. Alo, ben müfettiş Wade Paris. Çabuk cezaevi müdürü Clay'i bulup cezaevine gelmesini söyleyin. Ben de birazdan orada olacağım. Uyandıramam da ne demek. Az sonra çok kötü şeyler olacak orada. Ne diyorsam onu yapın. Hemen. Cezaevinde İhsan adlı oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.